Hepsini getir ne varsa. Al. Hepsi bu. Ne yapacaksın? Bunlar ne? Tabak. Düz, normal, standart tabak. Bunların hepsi birbirinden farklı takım değil hiçbirisi. Çok yanlış düşünüyorsun. Ona bakarsan Beşiktaş'ta da bütün futbolcular birbirinden farklı. Ama takım gibi takımız yani. Bunlarda takım ruhu var. Sen rahat ol. Geçen sefer benimkilerle idare ettik ama bizim yeni bir yemek takımı almamız lazım. Şart yani. Ya tamam işte kendi ağzında söylüyorum benim tabaklarla idare ettik diye. Ne güzel sen. Neydi o? Çeşme bülbül müydü seninkiler? Porselen. Ha porselen işte. Tamam onları ver. Onlar olmaz. Yeni almamız lazım. Kızım niye işte? Var ya senin. Bizim yeni bir takım almamız lazım. Ya sebep? Sebep ne? Evleneceğiz çünkü o yüzden. Tamam çok güzel evlenelim ama neden yeni takım almamız gerekiyor? Onu anlamıyorum var ya. Ay direnmeyi bırakır mısın? Hadi gidip bir takım seçelim. Hadi. Bunları ne yapacağız o zaman ya? Tamam onları şey yaparız. Onları da şey yapalım o zaman. Çat kırar atarız artık. Sirtaki yaparız. Öyle yaparız hadi. Saati masraf. Vallahi billahi saati masraf. Kapat kapıyı. Ayakkabılarını giyecek. Şimdi iki biz. İki babanlar, iki de kızlar. Tamam yuvarlak 10 tabak yeter ya. Yok artık. En az 87 parçalık bir takım alacağız. Yuh! Pardon da ne yapacağız yani? Çadır kurup mahalleyi mi besleyeceğiz? Hayır. Evimize gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Tabak ikram ederiz. Güzel. Göz göre göre arabayı çalıyorlar ya. Hem de benim mahallemde. Dur ben şunlara bir ayar vereyim. Hayır oğlum baba. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen bana söz verdin. Belaya bulaşmayacaktın. Unuttun mu? Ya tamam da bu kadar da değil yani. Baksana gidiyor arabaya. Senin görevin gidip müdahale etmek değil. Senin görevin polise haber vermek. Tamam mı? Ya vallahi gidiyorlar ha. Alo. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bir araba çalıyorlar şu anda. Plakasını veriyorum. 34, Trabzon, Zonguldak, 39-38. Üç kişiydiler, üç. Devran Sokak. Tamam, teşekkürler. Ya niye müdahale ediyorsun Esin? Gözünü seveyim ya. Göz göre, valla gitti işte araba işte. Bizim yapmamız gereken bu çünkü. Polise haber vermek. Bak, evlendikten sonra da böyle yapacaksın ve beladan uzak duracaksın. Tamam mı? Bir de bu beladan uzak durmak değil ki. Bu düpedüz suça müsaade etmek bir yerde. Neyse gidelim bari bir şey yapalım. Ne diyor polis geliyor mu? Geliyorlar ama. Bak ne güzel takım aldık işte. Bunun yanına şimdi bir de uygun çatal bıçak alırız. Olur biter. Ya güzel diyorsun da 93.600 parça yemek takımı aldık da nereye koyacağız bunları acaba? Doğru söylüyorsun. O zaman yeni bir büfe almamız lazım bunları koyacak. Oho, ne gerek var? Var ya işte güzelim büfe. Olmaz, yeni olması lazım. Oho, sen de tabak çanakla başladık. Yok onu koyacak büfesiydi. Onun yanına çatalı bıçağıydı, bardağıydı, çanağıydı. Yok abi bu bir açmaza doğru sürükleniyor. Zaten benim aklım şu hala çalınan arabada kaldı. Sen hala bardağındasın, çanağındasın. Ya öf saçmalama. Biz üstümüze düşeni yaptık. Aradık polisi, ihbar ettik. Onlar mutlaka bulurlar zaten. Efendim? Evet benim. Kime? Ben üç kişi görmüştüm ama. Kimmiş ya? Dur bak. Tamam, tamam tabii ki. Geliyorum hemen. Ne diyor ya? Nereye gidiyorsun? Dur be polis. Bulmuşlar ama iki tanesini bulabilmişler. Üçüncü yokmuş. Gelin teşhis edin, ifade verin diyorlar. Bak, bana orada müdahale etmeseydin ben üçünü birden paketleyecektim orada. Hadi gidelim. Gidelim. Şunları da götürelim gözünü seveyim yolda geri verelim. Allah aşkına hadi üstüne bir şey giyiyorsan geç kalın. İkisini yakalamışlar ha. Öbürü neredeymiş ki? Biliyorsan gidelim söyleyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.